Merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Güzel işaretlerle. Bir arkadaşımızın gönderimini paylaştım. Dönem yer olarak Roma dönemi. Romalıların yaşadığı ve Roma askerlerinin yaşadığı bir arazi. Ve onların mezarlarına ait işaretler arkadaşlar. Şimdi burada dört tane yani bir haç işareti ve etrafında dört tane oyması var. Bir mezar alanı olduğunu gösteriyor. Bunun dışında Roma rakamıyla zaten bize yer vermiş. Eğer kaya yerinden oynamamışsa şu taş parçası. Direkt 5 metre murç izini net bir şekilde görebiliyoruz sağ tarafta. V işaretinin uç kısmı tarafına doğru 5 metre ilerlememizi söylüyor ve oda mezarının, toplu mezarın olduğunu orada görebiliyoruz. Yine aynı şekilde toplu mezar e, ve odaların birçok odanın ve birçok mezarın olduğunu söyleyen. Hatta şöyle söyleyeyim askerlerin olduğunu söyleyen e, baklava dilimli işaretlerimiz var. Hepsinin uç köşesinde, Üçgen işareti yer altı, zemin altı bir birçok odadan bahsediyor. yön olarak nereye gitmemiz gerektiğini de iyi bir inceledim. Yine bize V şekli, V işareti olarak sağ tarafta yön vermiş. Yani sağ tarafı direk karşıya hatta söyleyeyim size. Şu murç izinin bulunduğu yer tarafa doğru. E, gitmemizi söylüyor, o tarafta araştırmamızı söylüyor. Tabi bunları ben uzak mesafedir diye hani şu kadar gidin demiyorum. Yakın mesafedir arkadaşlar, uzak değil. Etraftadır hemen 10 metre, 15 metre kare alan içerisindedir. Şurada arkadaşımız yığıma göndermiş. Tabi e, Yığıma dediğimiz olay yumruk kadar büyük taşlardan oluşuyor arkadaşlar belki biraz daha büyük olabilir ama şöyle büyük büyük kayalar değildir kesinlikle değildir. Yani burası belki işaret var ama burada şey yok. Bir şey göremiyoruz yani. Şimdi sağ tarafta yine bir oyma ve bir mezar işareti sağ tarafta kırmızı kaya üzerinde altta doğru göstermiş bize ve yön olarak da hemen arkasındaki e, dikili taş, yeşil olan dikili taşa bakıyor ve Orası bir mezardır arkadaşlar. Yani dikili taş mezar taşıdır. Hemen önündeki 2-3 tane taş birinkisi vardır. Sağ tarafa doğru mezarın olduğunu söylüyor. Eski dönemdir tabi. Bu alanı yani şu kayaları gördüğümde alanın neresi olduğunu iyi biliyorum. Çünkü bu taşlar bizim bulunduğumuz bölgede bulunan taşlardır. Hatta Diyarbakır surlarının Bu taşlarla yapıldığını biliyorum Güzel Bazalt taşı siyah Bunların erkek veya dişileri de var Şimdi şurada Güzel bir odamız vardır Ve ortasında yuvarlak İnşallah o yuvarlak Daha sonra içine konulmamıştır Birleşiktir O yuvarlak taşı kırın arkadaşlar içinde hediye olma ihtimali yüksek Çok yüksek Onun dışında Burada sadece bir odanın olduğunu söyleyen işaret vardır. Biz kertik olayı anlatmıştık size. Hemen ön tarafında çizik var yani onu da görebiliyoruz. O çizik hangi tarafta olsaydı biz o tarafta araştırma yapmamız lazımdı. Ve bize sol çapraz yani üst tarafa doğru o çizgin o bulunduğu bölgeye doğru alt tarafta kayanın bulunduğu kayanın altında... Bir tane oda var. Mezar odası olup olmadığını söylemiyor. E, fakat yapımına baktığımızda değerli bir işarettir arkadaşlar. Burada yine bir dikili taş var. Dikili taşın hemen sağ tarafında bir mezar işareti. Hatta öyle bir mezar işareti yapılmış ki haç işaretine benzetilmiş. Direkt bulunduğu yer yani şu oymanın. Hani biz toplu işaretlerde diyoruz ya işte arazide. Tekli oymaların bulunduğu kayanın altında mezar vardır. Aynı o şekildedir. Hemen şuran alt tarafında e, mezar vardır. Yüzde garanti veriyorum. Yani hani çalışmak seze bile oranın altındadır. Ama mezar, toprak mezar e, bence değmez. Burada yine bir koltuk işaretimiz mevcut, yapılmış, kesilmiş, güzel bir şekilde. Arkadaşlar şurada oturmanız lazım. Yani bununla ilgili ben e, arazide size video çekip göstereceğim. Şurada oturup sol omuzdan sağ omuza kadar size tuhaf gelen neresi varsa orayı kontrol edin. Bunun dışında %70 demiştik. Bulunan kayanın altında bir e, mezar odası vardır. Koltuk işareti mezardır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım, söyleyelim. Mezar odası vardır. E, tabi bu yığmaya da bakabilir, tepeye de bakabilir, tümülüse de bakabilir, odaya da bakabilir, mağaralara da bakabilir. Yani çok e, yer gösteriyor bu işaret. Yine kaliteli dediğimiz e, içinde bulunan taş vardı büyük ihtimalle o o işaret detaylı yani biraz daha geniş açıdan çekmiş Hemen o kertik o çizik dediğimiz sol tarafta işaretimiz o Ve yine bize Yön vermiş sol tarafa aynı bizim dediğimiz yere doğru Yön vermiş üçgen işareti Yanılmayın arkadaşlar o bize Yer göstermiyor burada hani Aşağıya doğru gitmeyin yine çiziyi takip edin yer verecektir size Yine Roma dönemine ait e, Haç işaretimiz var ve her e, Haçın her Kanadında bir yuvarla koyma, yine mezar işareti, aile mezarı veya toplu mezar. Bunun dışında korunmalı olduğu için halka içine, sol taraftakini halka içine almış arkadaşlar. Yani e, tehlikeli. Hani halka içinde haç işareti varsa ya tılsımlıdır ya da tuzaklıdır. E, yer size söylüyorum. Hani hemen şu kırmızı kayanın büyük ihtimalle alt tarafında murcizi yapılmış. Yuvarlak haç işaretinin altında mur çizi yapılmış. Bize yön vermiş. Alt tarafta olduğunu söylüyor. Ee, güzel işaretler. Gerçekten bu arkadaşımız daha birçok buna benzer işaret göndermiş. Onlara da bakacağız. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.